Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Huawei MateBook D15 dizüstü bilgisayar ile karşınızdayız. Huawei dizüstü PC pazarında yeni ürünleriyle boy göstermeye devam ediyor. MateBook D15'te gündelik yaşantınızda pek çok ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilmenize imkan sunan bir ürün. Pandemi dönemin göz önünde bulundurursak genellikle evlerimizde vakit geçiriyoruz ve bu ürünle örneğin uzaktan eğitim süreçlerimizi ya da iş süreçlerimizi kontrol edebiliriz. 2021 model bu ürün bir önceki ürüne kıyasla benzerlikler taşıdığı gibi tabii ki önemli farklılıklara da sahip. Öncelikle ürünün tasarım hatları itibarıyla radikal değişiklikler barındırmadığını söylemeliyiz. Ekran detayından Türkçe karakterli klavye tercihine kadar pek çok benzer detay var. Ama öte yandan bu üründe Intel'in 11. nesil Core i5 işlemcisi, gelişmiş depolama çözümleri ve gelişmiş ağ çözümleri gibi detaylar mevcut. Ürünümüz 1,5 kilo civarında bir ağırlığa sahip ve 16.9 mm kalınlıkta. Bunun anlamı ürünü istediğiniz an rahatlıkla yanınızda taşıyabiliyor olmanız. Cihaz yanlardan yumuşatılmış hatlara sahip ve pek çok kullanıcının beğeneceği bir tasarım stili var. MateBook D15'in 15.6 inç ekranı var. %87'lik ekran gövde detayından ve 16'ya 9 görüntüleme oranından söz edebiliriz. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen bu ekran Full HD çözünürlük sunuyor, 178 derece görüş açısı ve tipik 250 nit parlaklık değeri sunuyor. Ekran aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin yorulmaması adına zararlı mavi ışınları filtreleyebiliyor ve daha iyi deneyimler elde edebiliyorsunuz. Özellikle iç mekan kullanımlarında canlı renkler ve net detaylar sunulabiliyor. Bir şeyler izlemek ve oynamak gerçekten keyifli. Huawei bu ürününde de Türkçe klavye desteğini es geçmemiş. Klavyeyi oluşturan tuşlar genel olarak büyük. Tuşlar arası boşluklar yeterli. Türkçe karakterlere yer verilmiş olması da hoş. Lakin bu kez yukarı ve aşağı yön tuşları biraz daha büyük tasarlanabilirdi. Ayrıca ürünün güç tuşu parmak izi okuyucu sensör görevi de görüyor ve oldukça iyi çalışıyor. Peki ekrana baktık, klavyeyi kullandık. Öyleyse kamera nerede? Evet, kamera yine klavyeyi oluşturan tuşlar arasına yedirilmiş. F6 ve F7 tuşlarının arasında kamera tuşu da yer alıyor. Kullanmak istediğinizde basıp aktifleştirmeniz yeterli. Bu bildiğiniz gibi diğer Huawei ürünlerinde de vardı. Merhaba, bu videoyu Huawei laptopun dahili kamerasıyla kaydediyoruz. Aynı şekilde ses kaydını da yine laptopun imkanlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kamera F6 ile F7 tuşlarının arasındaki tuşa yedirilmiş olarak geliyor ve şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi şu an kapalı, yaptığımızda şu an açık. Görüntülü görüşmeler için aslında iyi ışıklı ortamlarda güzel bir performansı var. Pek çok Huawei laptopta zaten bu sistem kullanılıyor. Ancak bazen görüntülü görüşmeler esnasında klavyede kullanıyorsanız gördüğünüz gibi parmaklarınız görüntü açısını bozabiliyor ve bu da ufak bir sıkıntı oluşturuyor. Çok da büyük bir sıkıntı mı? Bence değil. Ama hem kamerayı açıp hem de ses kaydı gerçekleştirerek nasıl bir kalitesi var? Kısaca bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Cihaz Intel'in 11. nesil Core i5 işlemcisiyle geliyor demiştik. Bunun yanında 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama mevcut. Bunlara ek olarak grafik birimi tarafında Intel Iris Xe desteği, işletim sistemi tarafında da güncel Windows 10 kullanılıyor. Tüm bu detaylar gündelik yaşantınızda gerçekleştirebileceğiniz pek çok işlem için size yeterli performansı sunabilir. Deneyimlerimiz itibarıyla internet gezintileri, ofis uygulamaları aracılığıyla yapacağınız işlemler, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü toplantılar ve video izleme gibi işlemler için ideal bir ürün. Biraz daha derine inecek olursak, Photoshop gibi görsel tasarım programlarını, hatta Adobe Premiere gibi video düzenleme programlarını da kullanabilirsiniz. Oyun tarafına gelecek olursak, MateBook D15 ile yüksek performans ve yüksek grafik beklentisi olmadan pek çok oyunu deneyimleme şansınız var. özellikle yüksek grafik gücü istenmeyen online oyunları örnek olarak verebiliriz ki cihazın gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojileri de burada ekstra kolaylık sunuyor. Yine de görsel kalitesi başarılı olan bazı oyunları oynama şansınız var. Örneğin Metro 2033 Redux gibi. Gelişmiş grafikleri ve ışık gölge efektleri sayesinde etkileyici bir atmosfer sunabilen bu oyunu bu cihazda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Peki bu üründe aşırı ısınma ve gürültülü çalışma gibi can sıkıcı detaylar var mı? Ürün soğutma işlemleri için bünyesinde Huawei Shark Fin fan barındırıyor ki 0.2 mm'lik incelikten söz ediyoruz. Aşırı ısınma yaşanmadığı gibi yük altında çalışırken de fan sesini çok az duyuyorsunuz. Biraz da Huawei Share özelliğinden bahsedelim isterseniz. Biliyorsunuz Huawei Share özelliği sayesinde pek çok cihazını bir araya toplayarak ekosistem oluşturma amacında. Örneğin eğer bu özelliğe destek veren bir Huawei telefonunuz varsa sadece cihazın üzerine bırakarak saniyeler içerisinde kablosuz olarak telefon ile laptop arasında bağlantı kurabiliyorsunuz. Böylelikle sürükle bırak yöntemiyle dosya aktarımı gerçekleştirebilir, hatta telefon görüşmelerinizi dahi bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Öte yandan ürünümüzde Wi-Fi 6 gibi oldukça gelişmiş kablosuz teknolojilere yer verildiğini de belirtelim. Eğer eviniz ya da ofisinizde iyi bir internet altyapınız varsa Wi-Fi 6 bağlantı sayesinde özellikle online oyunlar tarafında ve internet üzerinden izlediğiniz yüksek çözünürlüklü videolarda gecikme yaşamadan kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki ya pil nasıl? Ürünümüzün yanında gelen USB Type-C bağlantılı ve hızlı şarj özelliği bulunan adaptör aynı zamanda diğer cihazları da rahatlıkla şarj edebiliyor. Ufak boyutları sayesinde yanınızda da rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu adaptör dizüstü bilgisayarımızı 2 saat civarında tamamen şarj edebiliyor. Hızlı şarj özelliğini akıllı telefonlarınızı şarj ederken de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki destek verilmesi durumunda bunu da belirtelim. Ve deneyimlerimiz itibarıyla %70 ekran parlaklığı ve kablosuz bağlantılar aktifken tek şarj ile 6 saat civarı deneyim elde edebildik. Burada tabii ki gündelik kullanımdan söz ediyoruz. Eğer bu kullanıma oyun deneyimleri eklenirse haliyle pil performansı yani pil tüketimi de daha hızlı bir hale gelecektir. Toparlamak gerekirse 2021 model MateBook D15 büyük bir ekrana ve kullanışlı bir yapıya sahip. Özellikle Intel'in 11. nesil Core i5 işlemcisini ve SSD depolama teknolojisini bünyesinde barındırması, bunlara ek olarak Wi-Fi 6 gibi bağlantı teknolojisi ve Huawei Share özelliğini de desteklemesiyle pek çok kullanıcının gündelik işlemlerini rahatlıkla halledebileceği bir dizüstü bilgisayar olarak ön plana çıkıyor.